Herkese selam arkadaşlar, ben Ahmet Çandar. Bugün eğlenceli bir açılış yapmak isterdim ama yapamıyorum. Çünkü aldığım bazı kararlar var. Yani YouTube'u direkt, yani YouTube'da değil de direkt sosyal medyayı bırakma kararı aldım. Artık gelen yani bazı yorumlar olsun, bazı Instagram mesajları olsun, çok kötü yorumlar gelmeye başladı. Kaldıramıyorum yani. Belki de benim yetersizliğim ama yani çok karşı koyamıyorum yani, enerjimi koruyamıyorum. İzmir'e dönmeye karar verdik Sıla ile beraber. Sıla da yanımda yok şu an, babamlar geldi zaten. Evde eşyaları topluyorlar hep beraber. Size böyle bir açıklama yapma ihtiyacı hissettim. Yani sonuçta yaklaşık 1-1,5 senedir falan beraberiz yani. Biz bir şeyler üretiyoruz, siz de bizle berabersiniz. Sıla ile beraber çekmek isterdik bu açıklama videosunu ama evde yapılacak birazcık işler olduğu için babamlara yardımcı oluyor. Yani bilmiyorum bir gün yani geri döner miyiz komple ama şehir değişikliği olduğu için birazcık zor olabilir. İzmir'de de bunu yürütebileceğimizi sanmıyorum çünkü burada bir sürü ekip arkadaşlarımız var. Hep beraber yapıyoruz. İzmir'de Sıla ile ikimiz altından kalkamayız sanırım. Öyle yani. Gidiyoruz. Geliriz abi görüşmeye ya. Yapacak bir şey yok yani. Belki bıraktığımız için şu an sevinenler oluyordur Tuğçe, yani kötü yorumları atanlardan ama kudurmaya devam edebilirler. Hala buradayız. Arkadaşlar Sıla ile bugün yakın çevremizdeki arkadaşlarımızı arayıp YouTube'u bırakıyoruz şakası yapıyoruz. Şimdi direkt yüz yüze çekecektim ben aslında. Tek tek arabayı alacaktım arkadaşlarım ve onlarla şey yapacaktım. Ama annem babamı falan da arayacağım dedim ki hepsini toptan telefondan komple çıkarayım. Tepkilerini aşırı merak ediyorum. İlk arayacağım isim kim sence? Kim? İyi role girmem lazım ya, yoksa yemez. Siz de tepkilerinizi yazın yani. O ilk baştaki ben yorumlarda okuyayım çünkü gerçekten merak ediyorum ya. Böyle evdeymişsin de bilgisayar masandaymışsın gibi. Evet, ilk Mert'i arayacağım bu arada. Mert'le de bayağıdır görüşmüyoruz yani, bayağıdır bir hafta falan. Şey diyormuş, YouTube'a selam olsun diye. Ona güzel bir bahane yapmam lazım. Evet, o yüzden inandırıcı. Birini mi öldürsek? Anlaşmazlık oldu. Bunu aldım artık, yapamıyorum valla, uğraşamayacağım falan diye. İki tarafın arasında yoruldum diyorum değil mi? Sen sessiz ol, yalnızmış gibi konuşacağım, tamam mı? YouTube bıraksak adam bizi caydırmaya adam ulaşamıyoruz. Kanka yapma diyecek adam yok. Ana! Evet, Mert'i birazdan arayayım, başkalarından devam edelim. O zaman babamı arıyorum. Babam kesin para mevzusu yapacak ya. Babamla duygusal bir konuşma gerçekleşecek arkadaşlar, hazır mısınız? Babama bir şeyler yaptığımı inandırmam lazım. Örnek veriyorum, evin kontratını iptal ettiğim gibi çizgi çekilmiş bir şey söylemem lazım. Hani geri dönüş olmayan bir yola girdiğime dair ona bir mesaj vermem lazım. Oğlum bu ne, ben ölsem kimse bana yardım etmeyecek ya. Bu ne ya, liste yaptık, aranacaklar listesi, kimseye ulaşamıyoruz ki. Eksideyiz şu an. İşi var. Babamı bence da sonra deneyeyim, ne yapayım abi? Aha. Sıradaki Feride biliyor musun? Ben listede 3. kişi, onu yazmışım. Bu da açmasa ben daha giderim ha. Ne diyeceğimi planlamadım. Çaldı artık, dur. Halledeceğiz bir şekilde. Ahmet, role gir oğlum. Alo. Alo. Efendim. Ne yapıyorsun? İyiyim, oturuyorum. Sen ne yapıyorsun? İyi vallahi, ben de ya. 2-3 gündür evdeyim, aşırı daraldım ya. Hiç dışarı çıktığım falan hiçbir şey yok. Dedim bir arayayım bakayım, sen ne yapıyorsun? Ne yapayım Ahmet? Uyudum. Çok canım sıkkındı, bir arayayım sohbet edeyim dedim. Allah Allah. Ahmet ne anlatıyorsun? Alo. Alo. Bak, sesi kapatıp durma, gerizekalı mısın? Oha! Kızım ne yaptın, ne dedim ya? Sinirliyim bir tık tadım, pardon. Canım sıkkın diyorum, senin yaptığına bak. Canın niye sıkkın, söyle ne oldu? Kızım her şey üst üste geliyor bu ara ya. Ne bir istediğim videoyu çekemiyorum, bir şey olmuyor, yoruldum yani. Ne oldu lan, niye istediğin videoyu çekemiyorum? Ne bilmiyorum alaka, yani, video çekemediğin için mi canın sıkılıyor? Evet, beni motive eden tek şey bu ya. Bilmiyorum, bu aralar her şey kötü gidiyor yani. İyi bir şeyler ayarla, bir şeyler yapalım ya da ayarlayalım. Ha, bilmiyorum. Sıla'yla da konuştuk, salacağız galiba bir şeyleri. Neyi salacaksın oğlum? İzmir'e gitmeyi düşünüyoruz bu ara. Ama şey yani, taşınacağız yani. Komple. Oğlum mal mısın? Bilmiyorum, oradan yürütebildiğimiz kadar yürütürüz ya. Aşırı daraldım yani, ailemden uzak falan zaten burada. Bir de hiçbir şey istediğim gibi gitmiyor. Ya 3-4 gündür odamdan çıkmıyorum yani. İçim sıkıldı artık. Sen iyice delirdin ha. Kendine gel bir. İnce bir kendine gel. Nasıl konuşuyor? Ne yapayım? Oğlum mal mısın, o kadar düzenini oturttun. Bir sürü şey yapıyorsun, uğraşıyorsun, çabalıyorsun. Salak salak konuşma Ahmet. Bak şey yapalım. Ne yapalım? Sıla nerede? Şeyde, odasında. O nasıl? Ya bilmiyorum, o da birazcık bitkin durumda, benim kadar değil de. Ben böyle deyince de o da iyice şey oldu, down oldu yani benimle beraber. Tam bir dışarı çıkalım, bir şey yapalım, tatile matile bir yere gidelim, kafanızı atalım, mal mısın? Ne taşınması, saçmalama. Neyse bilmiyorum ya. Konuşuruz yine. Öpüyorum hadi. Ahmet mal mısın? Ya bak sinirlendim şu an ha. Haberleşiriz, gideyim bir duş alayım. Beni daraltıp kapatmak için mi aradın? Kızım bak, yani benim, ne bileyim. Evinizi hiç basarım ha. Yani. Konuşsana abi. Lan bitti lan bende. Şaka olduğunu gerçek. Alo. Alo. Ne diyeceğim? Alo. Alo. Kız sesin gelmiyor. Sesim gelmiyor mu? Lan ne diyeceğiz? Şakayı yaptım, toplayamıyorum, sıçtım, sıvayamıyorum. Alo. Feride. Sesim geliyor mu? Feride. Alo Ahmet bak, sesim gelmiyor mu? Mal mısın? Bak, Feride. Efendim. Allah'ım ya Rabbim ya. Dur gülmeyin, anlayacak. Feride. Telefonum da çekiyor. Ulan benim geçen bunun üstüne ayran döküldü. Ondan mı oluyor acaba? Sıla. Alo. Feride. Ahmet bak.
Tamam ben söylüyorum artık çok küfür edecek ya. Bunun ağzı ne kadar bozulmuş lan bunun. Alo. Şaka. Şaka. YouTube'da bırakmıyorum sesin de geliyordu. Şaka. Seni var ya Ahmet. Feride. Ne var? Feride. Bak seni öldürürüm Ahmet. Seni yemin ediyorum. Tamam tamam hadi tamam şaka yaptık mı? Sıla nerede? Yanımda. Buradayım. Aşkım Allah aşkına şunun eline telefon vermeyin. Çoluk çocuk avutuyoruz burada. Bana çoluk çocuk diyene bak -6. Sana daha önce bunu yapan olmuş muydu Feride? Bana daha önce Hayır bunu şakayı değil bunu. Yazık ya kızacak. İyice sinirlendirdin kızı. Daha da açmam telefonlarını. Allah'ım sana bir hafta uğraşamam. Arıyor. Aa, arıyor vallahi meşgul atıyor. İyice sinirlensin. Açayım mı? Efendim. Bok ye. Yiğit arayacağım. Yazdım listeye. Yiğit de arada kalma muhabbetine inanır. Ben muhabbetine %100 ama çok ciddi konuş tamam mı? Diyeyim ki yine sıkıştı bir şey oldu diyeyim. Kayıt sıkıştı diyeyim. Çekemedik diyeyim yani. İptal oldu ne diyeyim? Aynen ikinci video iptal oldu. İkinci video iptal. O zaman sen mesajı at bir 5 dakika sonra arayalım. Çünkü o zaman anlar. Birini daha arayalım. Annemi arıyorum. Annem de açmasını intihar ederim ha. Alo. Alo ne yapıyorsun kız? İyi uzanıyorum sen ne yapıyorsun? İyi ben de kedilerin ne yapıyor? İyi valla ne yapsın işte biri orada yatmış. Biri yastığın altına girmiş yatmış. Biri anasını emiyordu. İyi ben de öyle araba kullanıyordum da bir arayayım dedim ne yapıyorsun diye. Araba kullanıyor. He ofisten dönüyorum. Sanki çok güzel geliyor sesin hiç arabadan gibi gelmiyor. Ne bileyim kızım. Allah Allah. Kulaklık var kulaklık. Sıla yok muydu yanında? Yok ben ofise gittim toplantıya Sıla evde. Ne toplantısı? Ya anne bu nedir onun adı? Bizim bir reklam işbirliği vardı da onun toplantısı. Hmm. Daha yani anlaşamadık absürt bir hal aldı yani ben anlamadım. Bilmiyorum canım sıkkın biraz. Sen mi çekecektin? Seninle alakalı mı sadece? Ajansla benim aramda. Neyi anlaşamadınız? Konu ne? Fiyatta falan, yüzdelerde falan. Hmm. 3-4 gündür zaten evdeyim gerçekten ruhum sıkıldı yani. Hava da kötü baksana burası göz açmıyor yani. Şimdi durdu bir yağmur bir yağıyor bir gözü görmüyor. Sonra bir daha duruyor tekrar yağıyor. Burası da öyle ya bilmiyorum. Bu aralar radikal bir karar alabiliriz belki. Sıla'yı da bir konuştuk. Ne gibi? İzmir'e dönesimiz var anne ya. Aa. Yani bilmiyorum 2 sene geçti ama yani bir türlü tam alışamıyoruz yani. Yani ben en azından Sıla birazcık daha adapte oluyor da. Oğlum İzmir'de ne yapacaksınız bu kadar ne? Bu işi yapmayacaksınız mı artık? Yani İzmir'den yürütebildiğimiz kadar yürütürüz ya. İyi de YouTube'u nasıl çekeceksiniz? Ne bileyim bir tane kameramanla anlaşırız. Kurguları da ben kendim yaparım bilgisayardan. Yani olur bilmiyorum bir şekilde yürütülür herhalde yani. İstanbul'daki kadar güzel olmaz tabii ki ama bir şekilde yürütülür biraz. Ya Ahmetcan sen biraz şunu şöyle yapıyorsun gibi geliyor bana yani. Her şeyi çok çabuk ani kararlar alıyorsun. Sıla'yla da konuştuk aslında yani de üstü kapalı konuştuk birazcık. O daha şimdi bu kadar evi eşya aldınız, bu kadar şey yaptınız. Ne olacak onlar? Satarız. 100 liraya aldığın şeyi satın 50 liraya. Niye durduk yere sen zarar ediyorsun? Yani doğru söylüyorsun da ne bileyim anne ya. Ay şu an neden yani işiniz gayet güzel kazancınız var. O zaman olmuyorsa ajansını değiştir. Değiştiremiyorum işte anne sözleşmem var. Salmıyorlar ki. Mahkemelik mi olayım insanlarla? Sen biliyorsun yani ne yapayım? Sözleşmen varsa nasıl İzmir'e döneceksin? Yine bunların şeyinle mi çalışacağım? Yani çekeceğim diyorum da ama sözleşmeden cayarsam cayma bedelini öderim en kötü. O zaman da elin havur karnın aç kalırsın. 2 senedir orada rezillik çektiğinizle kalırsınız. Ya biraz haklısın da bilmiyorum artık şeyi geçtim yani işin maddiyattan ziyade birazcık daha böyle sevdiklerimle beraber olmak istiyorum. Burada sürekli evde. Tamam da şimdi şöyle bir şey var yani. Çok. Hafta sonları gelip gideceksin özlüyorsan 15 günde bir ayda bir kere gelip gideceksin ama yani sen şimdi İstüç sözleşmenin cayma bedeli yüksek olmasa çoktan geleceğim de sözleşmenin cayma bedeli yüksek onu biriktirmeye çalışıyorum. Sen siz şu an tam parlamak üzereyken neden bırakıyorsun ki yani zirveyi görmeden? Yani hem bu iş için razı ettin o kadar insanı, ben de dahil. Şimdi niye geri dönüyorsun ben onu anlamıyorum yani. Bu radikal karardan bence biraz daha üstünde düşünülmesi gerekiyor. Bu cayma bedelini ödememde sen bana destek olur musun biraz? Benim neyim var hayatım? Ne bileyim anne, arabanı satalım. Satamam ben arabayı şimdi. Ben kendi başıma karar veremiyorum ki bu durumlarda. Yani bir şey lazım bana, 800-850 falan. Ay saçmalama Ahmet. Destek olmayacağım anne. Ne yapayım, burada mı kalayım? Sen yine kamera şakası. Annem ya. Ay saçmaladın ya, 850 nereden bulayım? Anne 4,5 dakika yedin. Yedim ama sen çünkü gerçekten dengesiz bir çocuksun yani. Doğru tanımış. Kurcu olduğun buradan belli. Çünkü bir aniden radikal karar alıp İzmir'e geliyorsun. Oğlum sen ne yapacağını bilmiyorsan ben ne yapayım? Zirveyi görmeden bırakmayın dedin ya orada bir kalbimi çaldın anne ya. Evet ya daha ne oldu ki de zirveyi görmeden biri pes edilir mi? Anne merak etme pes etmek kanımızda yok. Seni öpüyorum gideceğim başkalarını arayacağım ama iyi şakalandın kabul et. Yani bir yere kayıtlı değilim değil mi sadece aramızda bu? Hayır kayıttasın vallahi. Allah canınızı
olmasın sizin ya. Annem vs kız kardeşim videosuna 100 bin like gelmiş. Cindiköy videosu bekliyor takipçiler. Ne yapacağız? Oğlum 99'da ne ara 100 oldu? Vallahi 100 bin like gelmiş. Tamam, İstanbul'a geldiğimde çekeriz yani bayramdan. Tamam, söz sonra veriyor musun geldiğin zaman? Evet. Şöyle havalar güzelleşsin. Tamam, tamam. Yiğit'e ben yazdım da iki tarafla sıkıntı çıktı. Telefon geldi ama tartıştılar dedim. Üzüldüm çocuğa, bayağı gergin çıktı dedim. Ben arıyorum, açma. Sen arasana dedim, yazık dedim. Tamam, ben şimdi Yiğit'i arayacağım ama Yiğit'i aradığım zaman küfürlü konuşmam lazım. O yüzden küfürlerim için şimdiden özür dilerim. Arkadaşlar siz duymayacaksınız, bipleyeceğiz. Özrümü kabul ediyorum. Alo. Alo, ne yapıyorsun? İyi valla yavrum, sen ne yapıyorsun? İyi, ne yapayım ya? Yine bir video çekecektik, yolda anasını satayım ya. Niye, ne oldu? Ya baba, diğer ya burada çekmeye çalışıyorum, diğer taraftan bir şey oluyor. Orada çekmeye geliyorum, diğer taraftan oluyor. Yemin ederim bıktım yani. Ne oldu lan, anlamadım. Ofiste sıkıntı çıktı. Nasıl çıktı? Biz bir video çekeceğiz. Alt tarafı çekeceğimiz bir tane masa başı video. Ben salıyorum ha, iyi haberin olsun yani. Gideceğim izlere. Saçmalama oğlum ya, saçmalama. Vallahi yok yok, yemin ederim salıyorum, uğraşamayacağım ya abi. Ne orayla ne burayla yani. Siz olmasanız zaten kimseyle uğraşmayacağım da. Giderim İzmir'e, tutarım öyle, bir tane kamera. Yavrum, haklısın da. Bak şimdi şöyle sakin ol, bir muhabbeti şu an çözemedim daha, hani onu düşünüyorum. Da çektiğin için şey mi diyorsun? Evet hani evet evet çekiyor? Evet. Aynen aynen, o taraf öyle diyor. Geçen daha geçen hafta da orada çektim. Bir o tarafın gönlünü yapacağım diyor, düşünüyorum. Bir bu tarafın, ulan benim gönlümü kim yapacak? Ben şimdi eve geçtim, çıkıyorum. Sözleşmeyi iptal edeceğim. Sözleşmeyi mi iptal edeceksin? Evet. Ya oğlum yani bilmiyorum. Ya ben de şu an arabadayım. Sen neredesin? Nereye gidiyorsun? Ofise doğru geliyordum. İnince seni arayayım müsait olduğunda. Sen bir sakin ol, hiçbir yere gitme. Beni dinle. Bir akşam istiyorsan müsaitsen bir ofise uğrayacağım. Bir yarım saat, bir saat işim var. Onu halledeyim, çıkınca arayayım seni, bir oturalım yüz yüze konuşalım. İyi tamam, bir kahve daha içeriz ya. İyi gelir bana da vallahi. Aynen. Tuğçe'yi de alırım. Evde misiniz şu an? Ben eve geçtim abi. Tamam tamam, ben de çıkar gelirim. Görüşürüz. Sakin ol ama hiçbir şey yapma. Beni dinle. Tamam. Bir iki el oynatacağım ya. Tamam tamam. Hadi öptüm, görüşürüz, sağ ol. Direkt söylemeyeyim, gelsin buradan girince tepkisi. Aynen. İçeri girsin tepkisi. Ya kıyamam ya. Yemin ederim var ya. Vallahi üzüldü ya. Ananın iki tarafa da bir şey diyemiyor ya hani. Dur sus da, kurgu falan yapıyorum da sen, var öyle bir şey geçirelim. Ben yokum. Sözleşmeyi iptal edeceğim dedi. Yalan ne oldu dedim. Ondan sonra. Yalnız ya, her şeyi de harfiyen anlattı. Evet ya, bıdı. Tık 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 tık, dakika gibi geçti ya. Şimdi babam arıyordu arkadan, babama devam ediyorum. Yiğit geldiği zaman direkt burada bekleyelim mi? Burada. Direkt buradan, kapıdan girsin içeri. Babamı arıyorum. Annem minik girdi, babam paranın içinden geçer. Babama da annemi yaptığımın aynısını yapayım. Evet. Zaten o son zamanlarda canımın sıkkın olduğunun farkında birazcık. Gerçekten benim canım sıkkın son zamanlarda. Yiğit'e söylediğin gibi yükselirsin. Alo. Ne yapıyorsun babam? Ne oldu? Alo, geliyor mu sesim? Ha, şimdi geliyor. Ne yapıyorsun? İyi şükür, sen ne yapıyorsun? İyi vallahi, ne yapayım baba ya, eve geldim şimdi. Nereden geldin? Ofise gittim de toplantı var, bir toplantı vardı. Sen ne yapıyorsun? İyi şükür, malzeme yıkıyordum ben, ondan açamadım. Ha, müsait değilsen sonra konuşalım. Yok hayır, yok yok, kendi seni aradığında malzeme yıkıyordum. Ha, anladım babacığım. İyi misiniz? Vallahi bilmiyorum baba, canım sıkkın ya. Hayır olsun. Anlaşamıyorum diğer tarafla çok. Bu tarafla da anlaşamıyorum. Arada kaldım, artık ruhum sıkıldı yani. Bir o tarafın gönlünü yapacağım, bir bu tarafı yani. Bizim gönlümüzü kimse yapmıyor, anasını satayım. Evet, konular bu. Ya şimdi bir reklam işbirliği vardı. Reklam işbirliğindeki benim çekmek istediğim gibi onlar kabul etmiyor. Onların dediği benim hoşuma gitmiyor. Orta yolu bulamadık yani. Anlaşmazlıklar olabilirdi. Ya tabii illaki de yani, ben sadece doldum artık yani. Bir 6-7 aydır bir şeylerle uğraşmaktan. Onu öyle yap, bunu böyle yap. Bu aralar yani radikal bir karar alabilirim. Nasıl bir karar mesela? Acaba toplanıp İzmir'e mi dönsek? 6 aylık peşim kiraya verdin oraya. Ben onu hallederim, onda problem yok pek. Komple diyoruz İzmir'den mi yürütmeye çalışsak? Babam 6 aylık peşin kiraya verdin, nasıl İzmir'den yapacaksın? 6 aylık diyorum, peşin kiraya verdin. Tamam anladım babam, da halledebilirim diyorum onu. He? Onun... Of, kapattım. Arayacağım yine, sesim gelmedi. Ne diyeceğim oğlum? Nasıl toplayacağım şu an? Ben ev sahibiyle konuştum da. Ev sahibiyle konuştum, 5 aylığını geri veririm diyor diyeyim. Aha. Alo. Alo. Sesin gelmiyor ya. Arabadayım, arabada. Ha ya, ben ev sahibiyle konuştum baba, 5 aylığı geri veririm diyor. Bir tane kiracısı mı ne hazırmış bilmiyorum, bunun da ne kiracısı var. Yani böyle bir karar alırken nasıl yapacaksın İzmir'den, onu söyler misin bana? Bir şekilde hallederiz ya, ne diyorsun? Seninle bitmiyor ki. Kurgu var, kameramanı var, cihazı var. Yani haklısın var babacığım da yani. İyi düşünüp sağlıklı bir karar ver. Siz orada psikolojik olarak sıkıldıysanız sabret. En fazla bu ay Mayıs gibi bırakmayı düşünüyorum işi. Bizim yanımıza mı geleceksin? Yani ben siz sıkılmayın ve moral alayım diye. Ya var ya. Anladın mı? Anladım baba. Duvarın da sıkıldığının farkındayım. Ama yani bir tane bak bir pürüzü şey. Nasıl açıklayacaksın bu araba? Ama sonrasını da düşün. Sonrasını düşün. Yani... Baba, valla bir saniye. Ne açacak? Sıla da yanımda ya. Ya babam, eyvallah. Tamam tamam baba, valla ben sen biraz fazla ciddiye bağladım. Ben kendimi kötü hissettim. Şaka yaptık yani. Video çekiyoruz yani şu an YouTube'a. YouTube'u bırakıyorum tamam, şakası. Tamam, tamam babacığım, anladım. İyi, sağ ol. Ne karar verirsen ver, hiç önemli değil. Ben arkandayım. Allah ya, kralsın. Ofisten büyük bir alkış aldım babam. Tabii ki canım, yani onlar da senin arkadaşların.
İyi babam, sağ ol, öpüyorum seni. Allah ya, böyle bir adama da bunu niye yaptık ya? Babama niye yaptık ya? Aa, Mert geri arıyor. Alo. Oğlum bir kere de ulaşayım aradığımda. Kanka 5 dakika sonra aradın hemen lan. Ne yapıyorsun? LOL'deyim. He, eve geldim ben de, ofisteydim, bir tane video çekecektim, iptal oldu. Niye? Kanka yemin ederim o kadar daraldım ki, geçen hafta ben tarafında çekim yaptım ya. Birisi buradan video çekerken birine story atmış. Yani arada kaldım, daraldım, artık patlayacağım yani. Laf etti sana. Evet, orada çekim. Niye orada yapmışım, ondan sonra niye burada çekiyormuş? Ya herkesin keyfine göre ben yaşamaktan sıkıldım. Ne yapacağım bilmiyorum yani. İşte iki tarafa birden yaptırman sıkıntı. Kanka 3-4 gündür de böyle evden çıkamıyorum yani. Daraldım yani, bilmiyorum. Sıla'yla da konuştuk. Bir şeyleri salıp İzmir'e gidip oradan mı yürütsem diye düşünüyorum acaba. Şey ne dedi ya? Dedi. Bir şey demedi böyle açık açık yani. Bozulduğunu ima etti. Ya bilmiyorum artık kimin yanlışı kimin doğrusu yani, o kadar. Konuşmuşsun. Kimin yanlışı kimin doğrusu kanka, artık yani hesaplamak istemiyorum, düşünmek istemiyorum. Tamam işte. Bu sosyal mosyal da hiçbir şey be ya. Sözleşmesini kanka bir şekilde hallederim ya. Ya İzmir'den bir tane vlog kamerası alır çekerim anasını satayım. Kanka ya, darlandım ya, ofiste çekim yapıyorum, her şeyi kurmuşuz, her şeyi hazırlanmışız. İremler prodüksiyon hazırlamış, bana telefon geliyor, muhabbete bak. Yani videoyu çekeceğim desem bir şey olsa benim modum kalmadı ki çekecek yani. Ben sürekli böyle bu tarz şeylerle uğraşıyorum. Konuşuruz bugün, buluşalım bu akşam. İyi değilim yani ya, yarın falan otururuz. Yarın olabilir. Tamam dur, arayacağım yani ben. Yani o kadar prodüksiyon hazırlamış. Fenomen arkadaşlarıma YouTube'u bırakıyorum şakası çekeceğim. Hala bir şey çekemiyorum. Sen ofise gittin. Ne diye iptal oldu? YouTube'u bırakıyorum şakası çekeceğim. İzmir'e gidiyorum şakası çekeceğim. Bir tane birisi story atmış. Bizim çekim şeyi masasını işte, kamera carçut, ben gözüküyorum. Oradan aradılar bana, çekemezsin orada falan filan. Yani bir İzmir'e gidiyorum, YouTube'u bırakıyorum şakası çekemedim. Yoksa bu şaka mı lan? Ne haber kankam? Bu arada yaptığın etik değil. Kanka seni başka türlü inandıramazdım ki. Sen beni bırakacağıma inanmazsın ki. Ben sakinleştirdim ama iyi yaptım. Evet, iyi hadi, öpüyorum seni. Bu kaldı ya. Eda'yı arıyorum. Eda hoş. Ne yapıyorsun? Oturuyorum ya. Nerelerdesin? Vallahi 3-4 gündür kendimi kapattım yani, hiçbir şey yapasım yok. Eder. Spora bile inmedim 3-4 gündür. Bir şey mi oldu? Bir şeyler yolunda gitmiyor. Öyle canım sıkkın, seni de kahve içelim diye aradım. Benim senin için yapabileceğim bir şey var mı? Kahve içip birazcık beni teselli etmek olabilir. Oh, bunu her zaman yaparım. Sadece iptal edemeyeceğim bir arkadaşıma söz verdim. Yoksa hemen yaparım. Başka ne zaman müsaitsin, ben senin yanına geleyim. Tamam tamam, bir de bir şey soracağım. Senin şey var mı? Bu YouTube kanallarını falan satıyorlarmış ya. Bunların alıcılarına ulaşıyorlarmış bir yerden. Sen biliyor musun? Bilmiyorum. Ne yapacağız, satmayı mı düşünüyorsun? İzmir'e döneceğim galiba ben ya. Ahmet saçmalama bak. Ne çok büyük kavga ederim. Yemin ediyorum bak, saçmalıyorsun şu an. Türkiye'nin en çok izlenen eğlence kanallarından birinde sen varsın. Ne demek o? Kızım bu aralar hiçbir şey istediğim gibi gitmiyor. Ne bir masa başı video çekmeye hevesim kaldı, ne prodüksiyonda bir iş yapmaya hevesim kaldı. Yani sürekli insanlarla aram bozuldu, bilmiyorum yani. Anlıyorum senin ne demek istediğini, anlıyorum. Genel olarak hevessizlik, isteksizlik herkesin var biliyorsun. Ben de bok gibi ara verdim. Şimdi bin pişmanım, toparlamaya çalışıyorum. Sen şu an çok iyi gidiyorsun. Eğer şu an bunu bırakırsan 3 ay sonra geldiğinde aynı şey olmuyor. Yo, ben direkt komple salmayı düşünüyorum ki kızım, kanalı satacağım. Ne yapacaksın aşkım peki bütün şey boyunda, hayatım boyunca? Abi bilmiyorum, giderim İzmir'e, kanalı satacağım. Onun para bir işletmemiş bir şey kurarım. En azından ailemle yaşarım yani. Bence sen bunu istemiyorsun. Şu an sadece bazı problemlerden dolayı bunu düşünüyorsun. Aşamıyorum artık bir şeyleri. Başka ne zaman müsaitsin? Ben müsaitim yani, artık bir şey çekmiyorum, evdeyim. Tamam, o zaman ben seni arayacağım yani, yarın ya da diğer gün ne zaman boşsan. Şey yapalım, seni kanalda satalım. Saçmalama, bir şey istemiyorum. Video çekeceğim, fenomen arkadaşlarıma YouTube bırakıyorum şakası çekeceğim. Onu bile çekemedim. Bu şakaydı değil mi bu? Allah seni kabul etmesin. Eda şakalandın. Yazıklar olsun size. Çok çok üzüldüm şu an. Ama tepkilerin çok güzeldi. Yanımda olduğun için çok teşekkür ederim. Eda Toşku mesaj attı. He kanka diye. Onu bir arayayım. O kanal satma işini kesin yer. Alo. Ne yapıyorsun kanka? İyi kanka. Kısmet soğuduğuna bakıyordum. Sen ne yapıyorsun? Abi müsait değilsen sonra arayayım. Yok müsaitim lan, bir şey yok. Tuvaletteyim az önce. Şeyi soracağım, sen bu kanalı kime sattın kanka zamanında ya? Benim kanalımı? Hatırlamıyorum ki lan. Bizim bir tane psikolog vardı, oydu galiba. Ulaşabilir miyiz ya da onunla kontağı olan birilerine falan? Ben İzmir'e kaçacağım da salıyorum. Bazı problemler var, aşamadığım. Şoklandı. Baba nasıl yani, ciddi misin? Ben anlamıyorum ki şu an. Ben sana şu kime satacağız diye aradım yani. Ben nakliyeyi falan ayarladım çünkü zaten. Aa, benim aklıma direkt yeni bir video çekiyorsun. Çekimini falan yapıyorsun diye düşündüm. YouTube kanalımı satıyorum diye video mu çekeceğim? Öyle yapıyorsun zannettim ama. Yok oğlum, ben dışarıdayım. Evde nakliyeciler var. Sıla ile beraberler, topluyorlar yani. Tamam, bir sorayım kanka, döneyim sana ondan sonra. Bak bir fiyat da al bana. Tamam. Şey... Ulan açıklayamadım ya. Kanka. Efendim. Twitter hesabı alabilir miyiz bana parayla? Kanka Twitter hesabı her türlü alır. Oğlum şaka yapıyorum ya. Ne zaman diyeceksin diye bekliyorum. Yemekle yememek arasında kaldın değil mi? İyi, kanka, öpüyorum seni, sağ ol. Çok inanmadım ben bu arada. Lan kapattın, inandın, yedin bayağı. Seni
Hadi bay bay. Kim arayacağız ya? Yaren'i mi arasak? Aa evet. Şey dersin, geçen gün onu sen evinde video çektin ya. Görüntüler yandı de. Çektiğim videolar yandıyım. Bu akşam gelemiyorum falan de. Ondan sonra yandığını söyle. Evet, Yaren normalde bu akşam beni bekliyor. O aynen. Bir şey daha çekeceğiz. Efendim. Ne yapıyorsun canım? İyiyim canım. Şimdi birazdan yemeğe geçeceğim sen. Ben bu akşam şey yapmayacağım. İptal oldu, gelmeyeceğim. Haberin olsun, tamam. Niye iptal oldu? Senin evinde evet. Çektiğim şeylerin, görüntülerin kayıtları da yanmış. Bilmiyorum ya. Kurguda bir aksilik mi olmuş? Ne olmuş bilmiyorum yani. Ama gerçekten bu ara o kadar çok daraldım ki salacağım her şeyi, gideceğim yani. Hayır ya. Başka birkaç ailevi problemler de var. Bizimkiler de bizi İzmir'e çağırıp duruyor. Sıla'yla da bir konuştuk aslında da belki gerçekten gideriz yani, bilmiyorum. Saçmalama. Ne bileyim kızım ya. Gerçekten... Kabul etmiyorum böyle bir şeyi ben. Yani bir şeylerle uğraşmak... Davranma. Kimi bencillik yapıyorum ki? Kendini düşünüyorsun. Ben de senin arkadaşınım. Ne yapacağım gidince? Yani doğru söylüyorsun da. Dur tamam, bir dakika arayacağım seni, bir arkadan telefon geliyor, arayacağım. Gelmiş mesaj aldım. Gelsene. Ölü varmış gibi neden böyle bir korku var? Yolu vermedim, herkes sessiz sessiz. Bu ağlıyor mu? Ağlıyor tabii. Ne yapıyorsun? Pardon, böldüm ama. Oğlum ne oldu, ben telefonla başka bir yiğitle mi konuştum? Bırakıyoruz YouTube'u, hadi gel gidelim beraber İzmir'e. Ya dur bekle. Dur, kayıt altındayız, olmaz şimdi, konuşma. Ne yapıyorsun? Yani hepsi şakaydı. Ne şakası? Seninle bütün konuşmalarımız falan, her şey. Ya. YouTube şaka videosu. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Beni en çok seven adam senmişsin, biliyor musun? Yemin ederim sana bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten çok hissettim ya bunu. Vallahi bak, an Tuğçe'yi aradım direkt. Evet biliyorum, Tuğçe bizim yanımızda konuştu. Burada konuştu. Hoparlördeydik. Vay onu söyleyeyim ya. Ama ben sana dedim, sana da bir şaka yapacağım bir gün dedim. Bunun acısı büyük oldu ya. Ben abi öyle bir anlamıştım ki, insanlar beni arıyor, diyorum ki Ahmet, akşam Ahmet'le buluşacağım. Vallahi. Arkadaşlar video izlediğiniz için çok teşekkürler. Daha fazla bu tarzda videonun gelmesini istemezsiniz diye düşünüyorum. Bırakmayalım yani YouTube'u. Like atmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye. Bye bye. Arkadaşlar Yaren'i unuttuk aniden, hemen onun şakasına devam ediyorum. Ulan şimdi konuştuk, nasıl açmaz ya? Yaren birazcık inansa mı acaba bu şakaya? Arkadaşlar Yaren'e ulaşamıyoruz. Yaren bu video yayınlanana kadar bu şakaya inanmaya devam etsin. Video yayınlandığı zaman Yaren'in son paylaştığı fotoğrafın altına şey yazalım. Hep beraber, bütün izleyicilerle beraber. Şey yazın arkadaşlar, Ahmet'in son videosunu izle. Gitsin oradan öğrensin. Yapacak bir şey yok, açsaydı abi. O zaman tekrar beraber, sizi seviyorum.